ona takacağın şey ezanını okuduktan sonra anlamı olan, insana yakışan güzel bir isim. Manası olan. Ona yaratılış gayesini hatırlatacak. Dünyada varoluş sebebini ona hatırlatacak bir ismi künye olarak ona bırak. Evet. O ismi her işittiğinde onda bir çağrışım yapsın o. Onu kendine getirsin yani. Yoksa ahirette mesulsün. Allah o isimden dolayı seni hesaba çekecek. Çocuk anladığında değiştirirse ne âlâ. Kemale geldiğinde, rüştüne erdiğinde bu isim Allah'ın rızasına uygun değil deyip değiştirirse nurun âlâ nur. Yoksa sen mesulsün. Allah seni muhasebe edecek. Evet. Çocuğun isminden. Hocam aydın bir isim olsun istedik. Çok böyle yaygın bir isim olmasın istedik. Aydın isim olsun. Ne demek aydın isim? Herkesin böyle rahat söyleyeceği, beğeneceği, modern bir isim olsun. Çağdaş bir isim olsun. Evet. Ahmet ismi mesela. Modern bir isim değil. Klasik bir isim. Muhammed ismi klasik bir isim. Mahmud ismi klasik bir isim. Ama manalarını biliyor musunuz bu klasik kelimelerin? Evet. Çocukları olup da buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Birkaç tane çocuğu olup da erkek çocuklar için bu ifade. Birkaç tane çocuğu olup da ona bizim isimlerimizden birini vermeyen yarın bizim şefaatimizden mahrumdur buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Biz de onu tanımayacağız yani. Evet. Çocuğa isim. Hocam şu isim Kur'an'da var. Her Kur'an'da geçen kelime isim olmaz. Kur'an'da her var olan isim olmaz. Bazı isimler vardır, bunlar özel isimdir, insana olmaz. Mesela Kadir ismi. Kadir. İnsana olur mu? Olmaz. Niye? Kadir olan Allah'tır. İnsan kadir olamaz. Ne olur peki hocam? Abdülkadir olur. Kadir olan Allah'ın kulu. Kadir'in kulu olur. Hocam biz Samet koyduk çocuğun ismini. Olmaz. Samet Allah'tır Celle Celaluhu. Senin çocuğun Allah olamaz yani. Senin çocuğun Abdussamet olur. Abdussamet olur. Rauf koyduk hocam. Hayır. Ya Abdurrauf ya Muhammed Rauf. İsmin bunun için manasını bileceksin. Hocam kızıma ben Kezban ismini koydum. Niye?
Kur'an-ı Kerim'de var ya Rahman suresinde habire tekrar ediyor Cenab-ı Hak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Kezban ismi Kur'an'da var, benim de hoşuma gidiyor. Kızıma Kezban bıraktım. Ne demek Kezban biliyor musun? Yok hocam. Kezban yalancı demek. Allah buyuruyor ki Allah'ın size verdiklerinin hangisini yalanlar inkar edersiniz? Senin kızın yalancı mı? Niye ona yalancı ismini veriyorsun? Efendim işte Kur'an'da var. Ha demek ki Kur'an'da her gördüğünü anlamış sayılmazsın. Kur'an'da olanları soracaksın. Kur'an'ın ehline soracaksın. Hocam Kur'an'da Asiye'den bahsediyor. Firavun'un hanımı çok mübarek bir kadınmış. Evet öyleydi. İbranice'de Asiye kelimesi farklı anlama geliyor. Bizim şeriatimizde, Arapça'da Asiye isyankar, günahkar demek. Niye senin kızın öyle mi? Niye Asiye diyorsun kıza? Evet. Hocam Hacer koydum. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi, mübarek annemiz, İsmail Aleyhisselam'ın annesi. Ayağının tozu gözümüze sürme olsun. Hacer İbranice'de farklı anlama geliyor. Türk Arapça karşılığı Türkçemizde taş anlamında. Hacer. İnsana yakışan bir sıfat mı? Niye kızın taş mı? Hadi bunlar Kur'an'dan koyuyor misal. Hocam Aleyna koyduk biz kızın ismini. Aleyna. Anlamı ne birader? Aleyna niye koydun? Yaygın, meşhur, modern, şöhretli bir isim Aleyna. Aleyna ne demek? Üzerine. Aleyna üzerine. Benim üzerime, senin üzerine. Neyin üzerine? Birisiyle karşılaşmıştım Mekke-i Mükerreme'de. Hoşuma gitti Müslüman, bir genç böyle delikanlı, tavaf ediyor. Tanışalım dedim, Konyalıyım dedi. İsmin ne dedim, o gün dedi. Hangi gün dedim, kaldı çocuk. Hangi gün birader? O gün de. İsim vermişler. Aleyna, kızın ismi. Melisa, Hristiyan ismi. Yahu sen Müslümansın. Hocam meşhur bu isim. Fesubhanallah. İşte bütün bunların temelinde ne var? Konu başlığı. Allah'ı bilememe. Sevememe. Eğer onu bilsek ve gereği gibi sevsek, her işimizin onayını ondan almaya çalışırız.